Sayı doğrusu üzerindeki nokta nerededir? İşte burada. Bu arada noktanın nerede olduğunu değil de noktanın hangi sayıyı gösterdiğini bulmamızı istediklerini düşünüyorum. Evet. Sayı doğrusu üzerindeki bu nokta acaba hangi sayıyı gösteriyor? Sayı doğrusuna bakarak aradığımız sayının 3 ile 4 arasında olduğunu hemen söyleyebiliriz. Bu 3'ten büyük ama 4'ten küçük bir sayı olacak. 3'ten ne kadar büyük olduğunu bulmak için buradaki siyah çizgilerin ne anlama geldiğini bulmamız lazım. 3 ile 4 arasına bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane eşit aralık var. Bu da eşit aralıkların her birinin 1 bir onda birlik ya da 3 ile 4 arasındaki uzaklığın onda biri olduğu anlamına gelir. Nasıl mı? 10 tane aralık var demiştik. O zaman her bir aralıkta bu 10 aralıktan biri olur. Burası 1 bir onda birlikse, sıradaki aralıkta ikinci onda birliktir. İşaretlenen noktaya gelmek için 1 bir onda birlik daha ilerlememiz lazım. Buranın 3 olduğunu biliyoruz. 3'ten sonra 1, 2, 3 tane de onda birlik ilerlediğimiz için aradığımız noktanın 3 artı 3 onda birlik yani 3 tam 3 bölü 10 olduğunu söyleyebiliriz. Ondalık sayı olarak yazmak istersek de, birler basamağından sonra ondalık işareti olan virgülün ve bundan sonra da onda birler basamağının geldiğini biliyoruz. Elimizde 3 tane birlik olduğu için, birler basamağına 3 yazıyorum. Virgül koyuyorum. Peki, kaç tane onda birliğimiz var? 3 tane. 3 tam, 3 bölü 10 ya da 3,3. Sayı doğrusu üzerindeki nokta, 3, 3 üzerindeymiş.